Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer birlikte Geocity 2'nin yeni bir bölümünde karşınızdayım. Geocity 2'de rastgele medeniyet serimize devam ediyoruz. Kaçıncı sezon, kaçıncı bölüm bilmiyorum ama ben zaten yazarım başlıklara falan filan. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Hatırlarsanız arkadaşlar bizim bir serimiz vardı, rastgele medeniyetler serimiz. Hatta sezon filan da olmuştu bu. Ona devam edeceğim arkadaşlar, çünkü ne kadar uğraşsam da bir video fikri bulamadım, dedim bari rastgele medeniyet yapayım. Bilmeyen ne varsa arkadaşlar, rastgele bir medeniyet seçiyoruz ve o medeniyeti dünyanın en güçlü medeniyetlerinden birisine getirmeye çalışıyoruz. Kanalımız bu şekilde efsane ve klasik, %100 %30 AI saldırganlık. Rastgele medeniyet öne dedim. Evet arkadaşlar, bize Mahra'yı verdi. Mahra 227. sırada. Bayağı düşük bir sırada. Yani yok lan, bu daha kötüymüş. Arkadaşlar ben bayağı bir yatırım falan filan yaparak anca ben Mahra'yı bir türlü belki ayakta tutabilirim. Başka türlü zor gibime geliyor. Hemen şunları bir kısalım. Teknoloji puanımızı araştırmaya bayağı vereceğiz. Bence biz araştırma full yapalım. Nüfusa bir 10 puan verelim. Ekonomiye de bir 10 puan verelim. Diğerlerine de 5. Ordu bakımına da 5 verelim. Olmaz. Tur atladık. Şimdi biz full araştırma yapacağız arkadaşlar, mecbur olan bir şey çünkü bu. Bu video biraz kısa sürebilir arkadaşlar, çünkü bilmiyorum, yorgun hissediyorum kendimi, o yüzden video belki kısa sürer, belki çok uzun olmaz, emin değilim. Belki de olabilir ama bakarım ya şimdik. Evet arkadaşlar, biz parayı çok fazla düşürmemeye çalışacağım. Nurnurnur, belki bize saldırdılar. Şimdi biz ne kadar araştırma yapsak da boş, çünkü bizim toprağımız 3 eyalet olduğu için şehir, yani daha doğrusu eyalet mi neyse artık, yani boş mesele yani. Ben diyorum para biriktirip ekonomiye basalım, ondan sonra Arap Yarımadası'nı komple alırız. Belki alırız. Aldıktan sonra arkadaşlar şuna çıkarız, Adal Sultanlığı'na. Bu bayağı güçlü bir sırada arkadaşlar. Bunu almanız biraz zor olacak. Ama şimdilik değil tabii. Mesela biz şu anda güçlü medeniyetlerle ilişkimiz gelişti. Mesela buranın güçlüsü Adal. Memlük Sultanlığı da var tabii ki. Memlük Sultanlığı aşırı derecede güçlü. Onunla da ilişki geliştirdikten sonra bakalım etrafımıza. Bir de Osmanlı ile ilişki geliştirelim arkadaşlar. Belki Osmanlı ile ittifak kurup Memlük'e de alabilirim. Belki Memlük ile ittifak kurup Osmanlı'ya da alabilirim. Belki de Timur nerede lan? Timur İmparatorluğu burada arkadaşlar, bayağı düşmüş bir durumda. Şimdi Karakoyunlular, bilmiyorum artık biz hangisiyle ittifak kuracağız, hangisiyle ittifak kurmayacağız. Bence Memlüklerle ittifak kurabiliriz gibime geliyor. Arkadaşlar bir ilk sırada Hadramurt'a saldırarak kendimizi, şu anda bayağı güçlendik. 230'da mıydık neydedik, biz ne ara buraya geldik. Hadramurt'a gireceğim arkadaşlar. Hadramurt'tan sonra zaten küçük medeniyeti olduğu için etrafta belki alabilirim. Evet arkadaşlar, Hadramurt'u almaya başladık. Orada biraz fazla ordusu çıktı. Bir an bir korkmadım değil ama aldık. Orduyu hemen silelim. Bir ordumuz kaldı. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Asimile yapacağız. Para yetmiyor. Para imkansız. Şuna bir... Oğlum para ne kadar az lan? He bizim... Oğlum bizim şu yetmiyormuş. Bir şeylerle arkadaşlar ilişki gelişmeye bırakmamız gerek. Şununla bırakalım biz bir. En azından bir tane yapabiliriz değil mi? Bir tane yaptık, tur atladık. Tamamdır arkadaşlar, asimilasyonu yapmaya başladık. Şimdi Adal'la ilişki geliştirmeye devam edeceğiz. Adal Sultanlığı şu anda buranın güçlü bir medeniyeti olduğu için arkadaşlar Adal'la bayağı ilişki geliştireceğim. Memlüklerle ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Memlüklerin düşmanlarına falan söyleyebilirim ama şu anda düşmanı yoktur. Neyse, şimdi biz Hadramurt'u aldık. Yani daha ilk başlangıçta bayağı bir genişlemeye başladık. Adana'da alacağım. Adana sonra Yemen, Krasit, Necran falan filan bunları alırım. Hicaz biraz Memlük'ün vasal olduğu için Hicaz'ı alamayabilirim belki de. Belki Memlük'ten ayrılırsam ama özgürlük arzusu az mesela, ayrılmayabilir. Belki ben buna ticaret ile isyan etmesine izin falan filan sağlayabilirim. Memlük'le ilişki geçmeye devam ki. Adal'la ittifak kurabiliyor muyum? Belki bununla ittifak kuralım. Şimdilik arkadaşlar arkadan bize dalacak herhangi bir tehlikeye karşı Adal bizi koruyabilir. Adal Sultanlığı. Yani şimdilik böyle yapalım. Mesela biz şu anda 195. sıradayız. Bu ne kadarmış? 166. Bunları alırım ben, şu küçükleri. Hemen alalım hatta ya. Biraz para biriktireyim ben, normal çünkü. 5000 yeter ya, 15000 tamam. Saldırdık, bakalım ne olacak. Bak büyük ordusu yukarıda çıktı arkadaşlar, gördünüz mü? Yani büyük ordusu aşağıda çıksaydı belki alırdım. Ama yukarıda çıktığı için işte bu biraz sıkıntı oldu. Başkentime muhtemelen gidecek. Muhtemelen gitti zaten. Arkaya biraz ordu koyalım da. Güzel, başkentimizi korumayı başardık. Başkent gitmedi. Şundan ikisini şunu alırım sadece. Hop, çok iyi. Tamamdır.
Şordular hemen ben bir sileyim. Şöyle bir şu 300 kalsın doğru. Hatta bunu da sileyim ya. Bu kalıp ne yapar? 300 kimi koruyacak bana? Şimdiki 50. Arkadaşlar şimdi siz benim bu kadar güçsüz olduğuma bakmayın. Ben ileride güçleneceğim. Zaten bu seriyi bilenler bilir arkadaşlar. İlk başta biz bayağı güçsüz olarak başlarız. Hatta ben adalarla oynamıştım diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Neyse. Buradan hemen arkadaşlar ekonomi nüfusa arkadaşlar şeyde işte neydi lan bu? Rastgele medeniyet serisinde arkadaşlar güçsüz devlet geldiği an ekonomi ve nüfusa bayağı bir abanmanız gerekiyor. Çünkü başka türlü siz saldırarak yani bir toprak alamazsınız. Alırsınız da çok fazla güçlenmesin. Mesela bak şu anda ben bayağı bir ekonomiye abandım. Bakın şu anda bayağı bir ekonomim iyi oldu. Şu 1000 olana kadar ben bir gelirim. 1000 olana kadar biraz basayım. Mesela 1000 oldu diyelim. Nüfusa biraz basalım. Para yok. 12.000 istiyormuş la. Adene mesela bir adet nüfus diyelim. Neye bastıysak artık. Mesela şuna bir adet 50 asimilasyon yapalım. Gelir teknoloji mesela teknolojide. Biz ne kadarız? Güzel. Şu anda bakın arkadaşlar gelirimiz 1000 oldu. Her tur başına artık 1000 alıyoruz. Şu anda 0.46 arkadaşlar ekonomiye sahibiz. Yani bu baya kötü bir sıra değil aslında. İyi bir sıra. Yani baya kötü bir sıraymış aslında. Siz boş verin orasını. Abi ne gerizekalı bir durum bu. Ama neyse en azından Dulkadir Candarlar falan oraya kadar yakınız. Yani aslında arkadaşlar biz baya güçlüyüz teknolojide. Hatta ben biraz da teknoloji basacağım. Teknoloji arkadaşlar bu oyunda çok önemli bir şey. Rasyel medeniyette üstelik şeyseniz. Araştırma yapma önemli güçsüz medeniyetseniz. Neyse paramız biraz vardı hemen bunu ne yapalım? Yönetime basalım tabii ki de. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz para biriksin. Kime saldıralım mesela? Yemen mütevekkili krallığına belki dalabilirim. Bence de dalarım ya. 115. sıradayım. Gayet iyi sıradayım arkadaşlar. Bence ben buna saldırayım. Hatta 20.000 orduyla gireceğim ben buna. 20.000 orduyla değil lan. 20.000 parayla yani. 20.000 ordu kim bulmuş ben saldırayım. Tamam şu anda Yemen bitti arkadaşlar. Tamam Yemen'i de bitirmeye başardık. Aslında ben ne kadar şey yapsam bakın. Yine ordum var yani. Hatta ben şu Aden'i de alacağım arkadaşlar. Aden bir toprağa kalmış sadece. Hemen onu da alalım. Tamam bir 500 ordumuz kalsın arkadaşlar. Gelirimiz zaten 1000 oldu anasını satayım. Şöyle yapalım. 1000 olmadı lan gelirimiz. Şöyle kalsın o zaman 1000 olsun. Tamam. Yeni çağ hoş geldin. Keşifler çağı. Tamam. Şimdi Raşitlere saldıracağız. Ondan sonra Necran, Davasir, Arap Yarımadası'nı ilerledikten sonra Umman'a gireceğim bence ben. Umman. Hatta ben direkt şimdi de girebilirim Umman'a ya. Biraz para biriktireyim. Direkt Umman'a alayım. Ama şu anda Umman'la üte bize Hürmüz emirli sorunu var. Umman'la hemen şöyle bir ilişki geçmeye devam edelim. Biz maksat bana dalmasın. Bu arada ben Adal'la ilişkim bayağı kötü olmuş. Neden acaba ya? Memlük. Tam Memlük'le ilişkim iyi. Artı 5 iyiyse artık. Biraz düşmanlarına sövelim arkadaşlar. Maksat şey olsun. Benim 5'lisi iyi olsun. Arkadaşlar benim bir 25.000 param oldu. Mesela Raşitler ne kadarmış? 269. Bayağı gerideler. Bence ben bunu alırım. Hatta az orduyla dahi alırım. Şu anlık bir çok fazla bir ordusu görünmedi bana. O değil oğlum. Raşitlere saldıracaksın. Şimdi ben şuraya böyle bir ordularının yarısını göndereceğim. Hatta hepsini ben buraya göndereceğim. Evet arkadaşlar Raşitleri de almaya başardık. Şimdiki hedefimiz tabii ki orduları silmek olacak başta. Orduların şöyle ben bir kısmını şöyle ben bir sileyim. Ben oğlum. Tamam. Bir kısmını sildik. Şimdi biraz daha asimile yapacağız. Tamamdır. Asimilemizi yapmaya başardık. Şimdi arkadaşlar şu anda Yemen kısmını aldık. Gerçek hayatta. Şu an gerçek hayatta dedim de modern dünyada Yemen burada muhtemelen. Umman buradaydı falan filan dersin. Biraz fazla almışım Yemen'den. Neyse şimdi çok boş yapmadan biz ne yapacağız? Memlük'le ittifak kuracağız ilk başta. İttifak lütfen kabul et artık ya. Adal biraz sıkıntı. Etiyopya, Adal bunlar sıkıntılar şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun çöktü bir an anasını satayım. Ne oldu bilmiyorum. Ben bir şeye bastım. Oyun mu çöktü? Oyun çöktü muhtemelen. Neyse en son ben ne yapıyordum? Adal'la ittifak kurmaya falan bakıyordum. Memlük ile ilişki geliştiriyordum. Neyse inşallah yine çökmez. Ben bir arada sırada her bırak aldığımda hemen bir oyunu kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz. Oyun benim gelişmeme herhalde dayanamadı. Bayıldı anasını. Şimdi Necran'ı muhtemelen dalacağım. Bakalım. Necran biraz iyiymiş. Ben biraz ordu basayım en iyisi. Yani 25.000 bir 30.000 param olsun diye altınım. Neyse ben hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar oyun dedi ki bana sen nasıl oğlum maharayla bu kadar çok geliştin. Oyunu çöktü.
dükkan. Oyun kendisini çökertti. Neyse ama beni hiç kimse durduramadı arkadaşlar. Ben oyun çökse dahi alırım oğlum. Oha lan ordu kalmadı. Harbiden. Neyse şu yüzü de alırım da. İyi. İyi ordu bastığımız iyi olmuş bu arada arkadaşlar. Necran güçlü o zaman. Bak oha lan 70 olduk. Güzel güzel. Tamam ben bir oyunu kaydedeyim yine normal şekilde. Hop. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Memlük herhalde ben güçlendim diye ittifak kurarsın artık diyeceğim de hala kurmuyor. Neyse şu anlık ben Adal'la el ittifak kuracak mıyım? Kuramıyorum. Biraz daha iş geçireyim. Bak Hicaz'da düşman. Hicaz'a saldırıyor çünkü. Ya yani Hicaz'ı aldı anasını satayım. Neyse bir toprağına bıraktı bari ona ben saldırayım. Hicaz'a ben bayağı bir sövüp arkadaşlar dalacağım. Hicaz'da aldığımıza göre artık güçlüyüz. Hepsini alamadık ama en azından bir toprak çarptık Hicaz'dan arkadaşlar. Neyse şöyle yapalım. Şimdi ben Hicaz'a sövdüğüme göre demek Adal'la ilişkin bayağı bir düştü evet. Adal bence sıkıntı yapmaz bana ya. Bence yapmaz. Neredeyse ona yaklaştım yani. Gücüm neredeyse ona yaklaştı. 39'a indi ilişkimiz. Memlük ile ilişkimizin düşmesi hiç iyi bir şey değil. Hiç hayra halamet bir şey değil arkadaşlar. Hicaz'ı almamız mı kötüye etkiledi acaba? Bak şununla ilişkim gelişmiş. Buna biraz daha sövelim. Tamam mı? 47. Az kaldı ya, az kaldı. Hırvatistan'a biraz söyleyelim. Hırvatistan bunun düşmanı mı ne? Evet arkadaşlar Hırvatistan bunun düşmanı. Hırvatistan'a ben biraz söyleyeceğim. Başka kim? Şirivan. Şirivan'a da biraz söyleyelim. Az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Breton. Kutsal Roma'yla alakalı bir şey herhalde. Bu neymiş? Jebel Şamar Emirliği. Yani sen güçlü değilsin zaten. Sana istediğim kadar. Zaten ben sana dalacağım her türlü. Bari sana... Seninle Memlük'le aramı iyileştireyim. Başka kiminle ilişkim kötü iyi. Evet arkadaşlar Memlük'le ittifak kurmaya başardık. Şu anlık bu bizi koruyacaktır. Hatta şu anlık değil. Memlük'le ittifak kurmamız belki bizi bayağı bir derinden etkileyecek. Çünkü Memlük'le ittifak kurmak şu anlık bizim için. Şu anlık değil belki de sonsuza kadar bizimle olacak Memlük. Tamam Memlük'le ittifak kurmaya başardık. Şimdi buna daldık. Cebel Şammar'a. Davasir'miş lan. Davasir'e daldık aldık topraklarını. Davasir'in topraklarını almaya başladık. Başka kim kaldı? Necit Emirliği. Cebel Şammar burada zaten. Necit neredeymiş? Necit buradaydı da. Ordusu çok mu acaba? Ya ben yine de şuradan bir 1300 ordu. 1000 ordu daha basıp getiriyorum. Arkadaşlar Necit'e de hemen şekilde dalıyorum. Necit arkadaşlar şu anlık Katar bölgesini eline almış bulunmakta. Yani şu anlık neydi lan bu? Ha, bu dünyanın Katar'ı. Katar şu anda elinde. Evet, şu anlık. Şu anlık lütfen elinde olmasın. Ben alacağım onu da. Oğlum sen ne ara orada toparladın amınayı? Neyse Katar'ı alıyorum arkadaşlar. Katar zengin bir topraktır. Oradan hemen Bahreyn'e. Tamam. Necit'i komple aldık. Değerli topraklarını alıyoruz şekilde. Necit bayağı değerliymiş lan. Vay anasına uğradığını bilmem ne yapayım arkadaşlar. Şimdilik bitti. Asimile yapacağım oğlum bir saniye ya. Evet arkadaşlar ilk bölüm olmasına rağmen Mahre ile bayağı bir güçlendik. Biraz da oynardım ama arkadaşlar yorgun olduğum için şu anda çok fazla oynayamıyorum. Ama bu bölümde böyle olsun. Bir sonraki bölümümüzde artık arkadaşlar bence Arabistan'ı alırız. Memlük'e dokunmayız tabii ki de. Ondan sonra şunları alırız. Ondan sonra işte belki kara koyunluğa falan dalarız. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.